Ertaş'tan. 1971 Erzurum Aşkale doğumluyum. Aile geleneğinde müzik ve halk oyunları hakimdi. Ve doğal olarak ben de bu yöne yöneldim. Dedem ilgilenirdi. İşte mahalli sanatçıydı. Fakat annem de oynardı, babam da oynardı. Söylerlerdi. Hep o ortamlarda büyüdüm. Sonrasında liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümüne girdim. Bu arada halk oyunlarında önemli başarılar sağlıyorum ama herkes beni halk çalgısı, önemli halk çalgılarından bir tanesi olan meyve zurnaya yönlendiriyor. Bu konuda böyle ısrarlar oluyor ve benim hayatımdaki en büyük şanslardan bir tanesi hocam Cihangir Terzi'nin bana aslında dokunmasıyla ve beni yönlendirmeleriyle aslında belli bir kanala yöneldim. İstanbul Radyosu'na gelmem de onun teşvikleriyle oldu. Sonrasında İstanbul Radyosu'na 1995 sonunda akitli olarak kabul edildim. Sonrasında kısa geçiyorum ki hani zamanı iyi değerlendirelim diye. 1999 2 yıl bir öğretmenliğim oldu. Adalar Halk Eğitim Merkezi'nde halk oyunları öğretmeniydim. Sonrasında 1999 yılından itibaren hala görevim olan İstanbul Radyosu halk müziği de saz sanatçısı olarak çalışıyorum. Sesinin hüzünlü olması sebebiyle aslında hüznün sesi diyebiliriz M'ye. Tabii bu enstrüman perdesiz bir enstrüman olduğundan dolayı aslında yardımcı bir dem sesi istiyor. Fakat olmadığı için çalımı da bir o kadar daha zorlanıyor. Burası malum depremler kuşağı fakat hiç ders almadık. 1939 Erzincan depreminde Erzincan'ın yanı sıra çevre illeri de etkileyen çok büyük bir deprem. Ve o zamanki şartlarda işte 3-5 gün sonra haber oluyor diğer şehirlerin. Bir güne bizden işte kalkıp gidenler, Erzurum'dan yardıma gidenler bir güne gidiyor. Kanalarla gitmişler yani. Çevre illerden Sivas'ı da etkiliyor. Orada İmranlı'nın Arık Köyü var. Arık Köyü'nde bir köydeki türkünün sözlerinde şöyle geçiyor. 200-300 mezar kazıldı deniliyor. Ve çoğu genç kadın ve çocuk olmak üzere. Bir anne 3 çocuğunu mezara koyarken bu ağda başlıyor. 38 kıta günümüze kadar 17 kıtası kalmış. Ben o eseri seslendirmek istiyorum. Kürtçe bir ezgidir. Thank you.
Öncelikle Mey'i anlatmak istiyorum. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yani Erzurum, Kars, Erzincan, Bayburt, Artvin, bu coğrafyada işte Muş, çalınan ve dünyanın bilinen en eski halk çalgılarından bir tanesi olan enstrümandan bahsediyorum. Şöyle ki Mısır piramitleri üzerinde bu enstrümana benzer kabartmalar var. Adına mayit deniliyor. Benzeri çalgılar dünya coğrafyasında Kuzey Kore'de var. Kore'de var diyelim. Kuzey Kore değil de Kore'de var. Hiang Biri olarak geçiyor. Guam Çin'de. Hijriki Japonya'da. Benzer, buna benzer bir çalgı. Tabii asıl benzeşi Kafkas coğrafyasında Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Dağıstan, İran da çalınan duduk ya da bölgelere göre işte Ermenistan'da duduk deniliyor, İran'da yaslı balaban, Azerbaycan'da balaban, Gürcistan'da duduki diye adlandırılıyor. Bu çalgıya en yakın benzeyen, ses olarak en yakın benzeyen enstrüman, sırası geldiğinde ondan da bahsedeceğim. Önde 7, arkada tek deliği olmak üzere iki parçadan oluşan mey ve karık kamışının eğilerek yapılmasıyla birlikte ses elde edilen bir kamış diye adlandırdığımız parçadan meydana geliyor. Sesinin hüzünlü olması sebebiyle aslında hüznün sesi diyebiliriz meye. Ve herhalde sarhoş ettiğinden dolayı böyle bir isim kullanmışlar. La'dan sol'e kadar çalma pozisyonu olarak kısır bir enstrüman. Bir oktav bile değil. Çeşitli tekniklerle transpoze çalma da çok fazla yapamıyoruz maalesef. Bazen olabiliyor. Çok elverişli değil ama sonrasında anlatacağım dudukta bu daha fazla şansı var. Her sese göre bir mey kullanılması gerekiyor. İşte do, re, mi, fa, sol, la, si, do ve ara sesler kamış boyutlarıyla ayarlanıyor genelde. Ama onlar için de mey yapılabilir tabii ki. Bunlar sınıflandırılıyor. Büyük meylere işte ana mey, orta mey ve cura mey diye adlandırılıyor bunlar. Yani çeşitli boylarda şu boydan yani 21 santimden 44 santime kadar çeşitli boylarda ara ara işte birbirine yaklaşan şeylerle, ölçülerle farklılıklar gözetiliyor ölçüler. Çünkü dediğim gibi enstrüman çok kısır bir enstrüman ve transpoze imkanı yok. Genelde ağıtlar ve uzun havalarda kullanılıyor. Hane içinde düğün enstrümanı olarak da kullanılıyor ama bu çok böyle yaygın değil. Mey çalıp aşıklık eden örnekler de var. Yani A keskin yine çalıp okuyan işte hatta Hüseyin Geçer'in babasını da sayabiliriz. Ali Geçer. O da hem çalıp hem söylüyor filan. Bildiklerimden bahsediyorum. İşte dedem çalıp söylerdi. Dedem Ağataş'tan. Yani kendisi çalardı, söylerdi. Ancak dediğim gibi özellikle muhabbet kültüründe, hane içindeki muhabbette kullanılan, tamamen içeride kullanılan bir enstrüman, dışarıda yaygınlığı olmayan bir enstrüman.